Bugün Rize'deyiz. Merhaba, Doğu Karadeniz serimizin 16. bölümünde bugün Rize merkezdeyiz. Keyifli seyirler. Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan Rize, zümrüt yeşili yaylaları, gür ormanları, tertemiz havası ve damakları şenlendiren lezzetleriyle ülkemizin önde gelen şehirlerinden biridir. Karadeniz'e sahili olan Rize'nin toplam yüz ölçümü 3920 km² olup 2020 yılı verilerine göre nüfusu 340 bindir. Nüfus yoğunluğu bakımından 150 bin ile Rize merkez en kalabalık ilçeyken, Hemşin 2450 kişi ile nüfusun en az olduğu ilçedir. Tarihte 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Osmanlı çok ağır bir yenilgi aldı. Ruslar batıda Yeşilköy'e kadar, doğuda ise Erzurum'a kadar ilerlediler. 3 Mart 1878'de Ruslarla Ayas-Stefanos Anlaşması'nı imzalandı. Bu anlaşma çok ağır hükümler getiriyordu. Rumeli'de yaklaşık 237 bin km² toprak kaybedildi. Bu anlaşmanın 19. maddesi ile Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakıldı. Rize bu anlaşma ile Ruslara bırakılmadan önce Batum Sancağı'na bağlıydı. Batum elden çıkınca Rize, Trabzon vilayetine bağlı Lazistan Sancağı'nın merkezi olmuş, Cumhuriyet döneminde il merkezi olmuştur. Batıda Trabzon, doğuda Artvin, güneyde Erzurum ve Bayburt illeriyle komşu olan Rize, Karadeniz turlarının uğrak noktalarından biridir. Özellikle bahar ve yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize, turizm potansiyelini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Türkiye'nin en fazla yağış alan ili olma özelliğini taşıyan Rize'nin havası ılıktır. Yaz mevsiminde aşırı sıcaklardan bunaldığınızda Rize'nin yaylaları eşsiz havasıyla ferahlamak isteyenleri ağırlar. Thank you.
mevsim bol miktarda yağış aldığı için toprakları gür ormanlarla kaplıdır. %48'e yakın kısmı fundalık ve ormanlık alan olan Rize'de yeşilin bütün tonlarını bir arada görebilirsiniz. Kestane, kayın, kızılağaç, defne, çınar, diş budak ve gürgen Rize'de yer alan ağaçlar arasındadır. Yükselt arttıkça ladin, köknar ve karaçam ağaçları kendisini gösterir. Türkiye ormanlarının %25'ine sahip olan Rize adeta oksijen deposudur. Rize'de yıllık yağışın fazla olması, nem miktarının fazlalığı ve güneşli gün sayısının az olması ile tarım alanlarının neredeyse %90'ını çay tarlaları oluşturur. Türkiye'nin çay ihtiyacını tek başına karşılayan Rize'de en önemli geçim kaynağı çay yetiştiriciliğidir. Siyah, yeşil, beyaz çayın yanı sıra son yıllarda organik çay yetiştiriciliğine de başlanmıştır. Rize'de yetiştirilen çaylar 100'ü aşkın ülkeye ihraç edilerek ülke ekonomisine de büyük ölçüde katkı sağlanmaktadır. Rize'de çaydan sonra en fazla yetiştirilen ürün fındıktır. Son yıllarda kivi yetiştiriciliğine de önemli gelişme kaydedilen Rize'de mısır, fasulye ve patates de yetiştirilir. Rize toprakları fazla engebeli olduğu için tarım araçlarının kullanımı için elverişli değildir. Armut, elma, mandalina en çok yetiştirilen meyvelerdir. Balıkçılık ve orman ürünlerinin de Rize ekonomisine katkısı oldukça fazladır. Rize nüfusunun yaklaşık %70'i tarım ile uğraşır. Yayla ve platolarda hayvancılık yapmakla birlikte arıcılık oldukça gelişmiştir. Özellikle İkizdere'nin Anzer balı meşhurdur ve oldukça değerlidir. Rize kıyılarında balıkçılık ana geçim kaynaklarından biridir. Hamsi, kefal, palamut, istavrit, mezgit, lüfer, kırlangıç bol bulunan balıklardır. Rize balık üretiminde Ordu, Trabzon ve İstanbul'dan sonra 4. sırada yer alır. Rize'de sanayi, çay üreten fabrikalara dayalıdır. Kereste, döküm ve un fabrikaları da çoğunluktadır. El değmemiş doğası, birbirinden güzel yaylaları, tarihi yapılarıyla Rize, Doğu Karadeniz'in incisidir. Özellikle bahar ve yaz aylarından itibaren Rize yaylaları doğa severlerin akınına uğrar. Yeşilin her tonunu barındıran Rize yaylaları arasında Aydar Yaylası, Ovit Yaylası, Pokut Yaylası, Anzer, Gito, Elevit Yaylası öne çıkar. Yılın farklı dönemlerinde yapılan şenliklerde yaylalarda unutulmaz eğlencelere tanık olabilir, vücudunuza bol miktarda oksijen depolayabilir ve harika fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.
Sadece bahar ve yaz aylarında değil, kış aylarında da karla kaplanan Rize yaylaları görülmeye değerdir. Rize, doğa sporları bakımından da oldukça elverişlidir. Rafting için en uygun yerlerden biri olan Fırtına Deresi'nin azgın sularına karşı kürek sallayabilir, adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz. Bu kadar heyecan bana az diyorsanız, Aydar Yaylalarında ziplin ile nabzınızı daha da artırabilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan ziplin ile Aydar Yaylası'nın tüm güzelliğini bir de havadan görebilirsiniz. Farklı zorluklardaki parkurları ile trekking, Rize'de doğa severlerin en çok tercih ettikleri aktivitelerdendir. Kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılık dalı ile ilgili olanların da radarında olan trekking ile Rize'nin eşsiz doğasına yakından tanık olma fırsatı yakalayabilirsiniz. Türkiye'nin en yüksek 4. dağı olan Kaçkar Dağı, dağcılık sporuna gönül verenler için önemli bir tırmanış alanıdır. Siz de Karadeniz gezisi için plan yaparken en az 3-4 gününüzü Rize'ye ayırarak uzun süre hafızanızdan çıkmayacak bir seyahat deneyimi yaşayabilirsiniz.